şimdilerde en çok işittiğimiz, duyduğumuz şeylerden bir tanesi de insanların doğaya, tabiata ne kadar zarar verdiği. Bu bence kısmen doğru. Ama eksik yönü de var. Biz doğaya zarar verdiğimizden çok doğaya faydamız da var. Geçmişte yaşayan insanı biraz araştırırsak, onun tabiata ne kadar değer kattığını, tabiatın içerisinde ne kadar uyumlu yaşam modeli kurabildiğini görürsünüz. Yanındaki her bir canlının, kendisi de dahil, tabiata faydası var. Bunu araştırıp bulmak akıllı adam işi zaten. Biz doğaya zarar veriyoruz çünkü şehirde yaşıyoruz. Ben 40 sene öncesine kadar hatırlıyorum, sentetik hiçbir şey yoktu hayatımızda. Doğaya en çok attığınız şey, bıraktığınız şey nedir ki? Oradan aldığınız şeydi zaten. Yeniden oraya dönmenin yolunu bulacağız bir şekilde. Benim zamanımın çocukları hep dışarıda zaman geçirdiği için, şimdiki çocukların olduğu kadar ellerine geçen, onların sahip olduğu kadar elektronik alet malzeme yoktu. O yüzden biz de kendi iç dünyamızı keşfetmek için, oyun oynayarak, zevk alarak günlerimizi geçirmek için hep toprağa, ormana, dağa, bir yerlere giderdik. Benim en çok yaptığım şeylerden bir tanesi de barınak yapmak veya ağaç evi yapmaktı. Her sene mutlaka ya bir barınak ya da bir ağaç evi yaptığımı hatırlıyorum. 20'li yaşlarıma kadar. Aradan 30 sene geçti, düşünün. Ama hala öyle bir heyecan ve istek var. Geçen sene yarım kalmış bir işim var burada. Dağ evinin hemen yakınlarında bir yerde. Bir ağaç evi yapmaya karar vermiştim. Fakat yarım kalmıştı. Şimdi onu tamamlamaya geldim. İyi ki de yarım kalmış çünkü üstüne dizeceğim malzemeleri nereden bulacağımı düşünürken şömine yaptım. Şömineden arta kalan o şömineyi yapmak için kestiğim kütüklerin parçaları şimdi benim işime yarayacak. Onlar yarıya kesilmiş, biçilmiş halde üste sergen olacak. Alttakiler de kuru, sağlam meşeler. Meşeleri güzelce geçen sene dizmiştim, iskeleti yapmıştım. Şurası yerden aşağı yukarı 23-30 santim. Burası da 2,5 metre yükseklikte. Yani ev var, çadır var, bir yerde kalıyorsunuz ama insan yine de böyle heyecanlanacağı, ormanın içerisinde kendini yalnız hissedeceği biraz da. Belki de etrafta yürüyen canlıların sizi görmeden rahat hareket ettiklerini hissedebilmeniz, görmeniz, duymanız, onu gözlemleyebilmek için belki de barınak yapıyorum. Bu bile gizemli bir şey, çok güzel bir şey. Çocukluk heyecanını taşımak, barındırmak lazım. Yaşımız 70'e de gelse, 80'e de gelse, 100 de olsa olgunlaştığımızı biliyoruz ama bir yandan da içimizdeki çocukluk var olmalı, yaşamalı. Bize yaşam enerjisi vermesi için. Doğa o yüzden güzel. Çocuk olduğumuz zaman güzel. O kadar çok hani 80'in üzerindeki insanlara yaşlı deriz ya, genç yaşlı adam gördüm ki 20'li yaşlarda ihtiyar adam da gördüm. Ama o işte 80'in üzerindeki insanlar içlerindeki çocukluk enerjisini doğada bir şekilde ortaya çıkardıkları için hem neşeliler hem huzurlular hem de paylaştığımız şeyler güzel onlarla. Şimdi ben de bir çocuğun ya da bir yetişkin de olabilir, hayal edin, kendinizi yerine koyun, onun yerine koyun. Ormanda, doğada kendi başına bir ağaç evi yaptığını düşünün. Acaba neler kazandırır ona? Şimdi hem yapacağım hem de hissettiklerimi size söyleyeceğim. Elimdeki o şömineden arta kalan ikiye ayrılmış kütükler. Şimdi köşelerini biraz daha düzeltiyorum ki kolay çürümesinler diye. Yuvarladığım zaman nem de üzerinde kolayca kalmayacak. Kayacak, dönecek. Köşeleri kırılmayacak. Dağılmayacak yani. Bu işlem bitmek üzere neredeyse. Şimdi bunları yukarı dizme vakti geldi. İple de tutturabilirsiniz. Böyle bir sergeniniz yoksa etrafta bulduğunuz sağlam kuru dalları da üst üste dizerek bu işi yapabilirsiniz. Ya barınak tamamen kendi çevrenizde, İç dünyanızla birleşip yapacağınız, hayal gücünüzle kullanarak oluşturacağınız bir sizi koruyacak ev aslında doğada. Şimdi ben de onu yapmaya çalışıyorum. Şimdi yukarıya çıkmak için bu kadar elimde malzeme varken tabii ki bir çivi çakarım, bir merdiven yapabilirim. İki tane direk ağaç dikersiniz, yanlara ayağınızın basamak şeklinde kullanacağınız 25-30 santimetrelik mesafelerde yatay dalları da koyarsınız, çakarsınız. Size alın merdiven, çok güzel. Ama hadi bu yoksa, bir yere tırmanacaksanız, hadi bir arıcıysanız,
yukarıya karakovan koyacaksınız diyelim. Onların ayrı yöntemleri var tabii ki ama ben de şimdi benzer bir şey uygulayacağım. Bunu da size arada göstermiş olayım diye. Ne yapabiliriz diye. Yanındaki iplerden önce kendime bir emniyet kemeri yapacağım yukarı tırmanmak için. Emniyet kemerine ihtiyaç var mı diye düşünebilir köyde yaşayan bir insan. Tabii ki bir köylü fiziksel olarak yeterli güce sahiptir doğada hareket edebilmek için. Bunlar belki ona komik gelebilir ama bir şehirli insan için emniyet unsurları çok daha önem taşıyor, önem arz ediyor. Çünkü bedeni ve uzuvları bir köylünün ya da bir kırsalda yaşayan insanın bedeni ve uzuvları kadar uygun ve düzgün çalışmıyor. O yüzden her türlü tedbiri almak durumundasınız. Yere ters düşersiniz, yerdeki bir taş ya da dal parçası bir tarafınıza zarar verebilir, girebilir, kırabilir. O açık yerde kalan omurgalarınızın bir taraflarını kırıp parçalayabilir, boynunuzu kırabilirsiniz. O yüzden daha tedbirli olmak lazım. Kısa da mesafe olsa emniyetli iş yapmak lazım. Yanımdaki iplerden şimdi kendime bir emniyet kemeri yapacağım. Ondan sonra ipin üzerinde nasıl merdiven yapılır size onu göstereceğim. Bunu da bir yere asacağım. Ondan sonra sergileri yukarı çekip tek tek dizeceğim. ...8 milim, 6 milim kalınlığında bir ip. Bunun tam orta noktasını bulup... ...tam orta noktasını bulup... ...şöyle... ...belimin... ...ortasına denk getirerek şuraya, omurgaya... ...özellikle... ...kalçanın üzerine sıkıştırıyorum. Yani kalça kemiğinin üzerine şuraya. Ki aşağı kaymasın diye. Tam o noktaya sıkıştırıp... Biraz nefes alıyorum şöyle. Ondan sonra bir tanesini diğerinin üstüne koyuyorum. Üstüne geçirdiğimi alttan dolaştırarak dışarı çekiyorum. Bir tur. Buna iki tur sıkıştırmak için yeterli. İki tur. İyice kemiğin üzerine oturduğunu hissediyorum. Bakın burada, kemik burada. İp de burada. Daha sonra bacağımın içinden arkaya alıyorum ikisini de. Şöyle. Arka tarafa geldi. Bundan sonra yapacağım iş yine kemiğin üzerinde tutarak bunları burada. Tam yine o kemiğin üzerine oturacak. Daha sonra bunu dışarıdan, yani ipin üzerinden aşağı doğru çekiyorum. Aynen böyle. Diğerini de aynı şekilde üstten alıyorum. O gerginliği kaybetmeden. Bu da buraya oturdu. Ondan sonra ön tarafa dönüp bunları ortada birleştiriyorum. Camadan düğümünü hatırlarsanız onu burada kullanmak tam yeri. Şöyle üzerine geçiriyorum. Bakın. Nefesimi çekerek yine bunu da içinden alıp dışarıya çıkarıyorum. Bu bir. Daha sonra soldaki elimi sağdakinin üzerine geçirip içinden alıp dışarı çekersem camadan düğümü oldu. Bunu da emniyetli olsun diye bunu bunun üzerinden alıp şu halkanın içinden geçirip sıkıştırıyorum. Bakın. Sağlam bir şekilde o oraya sıkışır. Bu ikisinin üzerinden alıp şöyle alttan dolandırıp dışarı çekiyorum. Bu burada kilitlenecek. İkisinin üzerinden alıp alttan dışarı. Böyle bir pozisyonda yukarıda asılı kalabilirsiniz. Sizi rahatça taşıyabilir artık bu ip. Şimdi bunun ucuna bir halka düğüm atacağım. O da 8'li düğümü en iyi kullanılabilecek. Dağcılıkta da emniyetli malzemeleri yukarı çekerken de kullandığımız. 8 rakamı gibi düşünün. Aşağı yukarı 70-80 santim
pay bırakarak şu noktadan bir halka yapıyorum. Bunu kendi etrafında bir tur çevirip bunu da bunun içinden geçirdiğim zaman ilk 8 oldu. Şöyle. Aşağıda kalacak olan halkanın genişliği bu kadar olsa yeterli. Bu halkanın genişliğini bırakıyorum içinde. Bakın ipin çıktığı yerden, o halkanın olduğu yeri düşünün, şöyle görün. İpin çıktığı yerden şu ucu tekrar sokuyorum. Girdi. Devam ettiriyorum. Devam etti. Buradan geldi. Bunun içinden geçti. Bunun aynı yolu izliyor. Buradan döndü ve içinden karşıya geçti. Şu ipin çıktığı mesafe halkadan kendi çapının 3 katı kadar olsa yeterli. Çapı 1 santimse burada 3,5-4 santimlik mesafe var. Açılmaması için o pay yeterli. Bakın böyle bir halka oldu. Şimdi bu ipi de bunun içinden geçireceğim. Bunu asılarak yukarıda o ipin halkasını boğduracağım. Sağlam bir şekilde oturdu. Siz yük verdiğinizde o sıkışacak, orada boğulacak. Buraya bir pulsik düğüm atacağım. Şimdi önce belimin emniyetini alacağım. Belime yakın bir noktada pulsi hatırlarsanız şöyle bir birbirinin içine geçen halkalardan oluşuyordu. Şimdi sabit bir yerden tek ucu dışarıda olan bir ipi pürüstik atmak için de pürüstik atacağınız ipin üzerinden bunu geçireceksiniz. Ondan sonra dışarıya bir, ben ikili yapıyorum. İki tane halka. Sonra bunun üzerine geçiriyorum bunu tekrar. Şöyle. Daha sonra alttan dolaştırıp bunun pürüstiğin geçeceği ipin üzerinden altından geçiriyorum. Bir. Ama hep içeri doğru. Şöyle içeri doğru. İki. Üçüncü de bunun gibi olacak. Ve buraya gelecek. Bunların hepsi birleşecek bu halkalar. Bu hale gelecek. Bunun maksadını size daha önce anlatmıştım, yine söylüyorum. Bu pürüstik düğümünde halka çok rahat bir şekilde yük vermezseniz hareket edebilir yukarı aşağı. Ama yük verdiğiniz zaman da şöyle düşünün, rahat bir şekilde sizin yükünüzü, ağırlığınızı tutabilir. Emniyet kemeriniz de sizi çok rahat yukarıda, sabit bir şekilde yukarıda gayet rahat bir pozisyonda tutacak. Biraz daha geniş ip olsa daha az canınızı yakar ama zorunlu bir pozisyondaysanız bu kalınlıktaki bir iple yetecektir. Daha kalın olsa veya perlon olsa çok daha rahat bir emniyet kemeri yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir halka oluşturdum paraşüt ipinin döndüğü yerde. Bunu da yine pürüstik düğümünü sabit olmayan bir yerden, yani sabit olmayan bir yerden çift kat çok kolay atabilirsiniz. Bir tur geçti. İkinci tur yine içinden geliyor. İkinci tur da geçti. Bu ip ince olduğu için bunu 3 tur yapabilirim. Bu üçüncü. Sıkıştı bakın böyle burada. Aşağıda kalan parçayı da ayağımın, ayakkabımın içerisinden geçeceği büyüklükte bir halka yapıyorum. Bir tur çevirip içinden çıkarıyorum. Bakın buradaki pürüzsüyü yukarı kaydırıyorum. Çok kolay. Sonra ayağımla bunun üzerine basarak yükleneceğim. Ve bu ip boşa gelecek. O boşa gelince de bunu yukarı iteceğim. Sonra emniyetli bir şekilde burada asılı kalacağım. Böyle dengede durmak için bir yer varsa ayaklarınızı koyabilirsiniz. Şu pürüzsük sizi taşıyor. Ayağınızla da kendinizi yukarı itiyorsunuz. Çok fazla güç harcamanıza da gerek yok. Bu ipi yanınıza kadar çekin. Biraz boşluk alın.
ayağınız katlansın. Çıkma mesafesi oluştu burada, bir açı oluştu. Onu dik, bacağınızı dik pozisyona alana kadar itin. Sonra tekrar bunu yukarı itin. Tekrar bunu asılın. Tekrar burada boşluk oluşacak. Ayağınızı yukarı kaldırın. Tekrar yukarı çekin. Buna biraz daha bastırın. Bakın yukarı kadar. İpinizin boyu kadar istediğiniz yere bu şekilde emniyetli halde tırmanabilirsiniz. Babamın mesleği icabı, memleketin bir sürü yerinde dolaştık. En fazla 2 sene, bazen 3 sene kalırdık bir yerde. Her gittiğim yere ağlayarak giderdim, arkadaşlarımı gittiğim yere özleyerek. Ama gittiğim yerde de bir sürü şey, anı biriktirdim. Ondan sonra oradan ayrılırken yine özlerdik. Her gittiğim yerde mutlaka bir barınak, ağaç evi hikayem vardır. Çorak yer olsa bile mutlaka bir çözüm yolu bulurduk. Etrafta insanları kandırırdık bir şekilde. Ya inşaatlara girer, 5-10'luk keresteleri kaçırırdık, gece aşırırdık. İnanın bana, o gün belki hırsızlık yaptığımızı düşünen şimdiki insanlar, o inşaatın bekçisi bizim ne yaptığımızı bildiği için görmezden gelirdi. Biz de onları alır, ağaç evi yapardık kendimize. Bütün bu duyguları yaşamak hepimize gerçekten büyük bir heyecan verirdi. Ben kendi heyecanımı diğer arkadaşları kandırarak götürdüğümde yapardık. İnanın onlar da başından ayrılamazlardı. Şu kayın ve köknarların arasında yerden yukarıda durmak gerçekten güzel bir duygu. Çocukken hissettiklerinizden biraz daha farklısınız. Çünkü çocuk duygu halini tam anlamıyla yakalamak zor. 50 yaşına geldiğinizde hayat bir sürü şey öğretmiştir, göstermiştir. Bir sürü değişime uğramışsınızdır. Hayatı farklı görmeye başlamışsınızdır. Ama yine içinizdeki o çocukluk heyecanını şu ağaç evinin üzerine çıktığınız zaman hissedebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Yerden 3,5-4 metre yükseklikteyim. Sergi bitti. Bunun üzerine etrafını daha neler yapabilirim? Bir sürü şey. Hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Ben birazdan mola vereceğim. Ben de ekipte acıktık. Bunun üzerinde ne yapabilirim? Onu planlayacağım. Tamamen doğaçlama gelişen bir şey bu da. Burada yemek yiyeceğiz bugün. Bunun üzerinde öyle konuşmuştuk. Ne yiyeceğimizi düşünmedik. Şimdi onu ayarlayacağız. Çocukken de bunu yapardık. Evimiz yakınımızda dururken biz ağacın üstüne çıkar, ağaç evi yapar. Onun üzerinde piknik yapardık, yemek yerdik. Bu bile bize çok güzel gelirdi. İyi ki de yapmışız. O aylak günlerimi gerçekten çok özlüyorum. Biz her ne kadar şehre sıkışıp yaşasak da, teknolojinin içerisine girip hayatımızı sürdürsek de bir parçamız doğada, bir parçamız tabiatın içerisinde. Bütün bunların bu kadar heyecanı içimizde barındırmamızın sebebi bizim oraya ait olmamız. Bu heyecanlı duygular bizi yaşama bağlıyor. Ben de şimdi bununla yaşam enerjisi buluyorum. Size de aynı şeyi hissettirmeye çalışıyorum. Ay be, amma büyümüş. Bu erik ağacını tam 10 yıl evvel, 2008 Nisan yağmurlu zamandı. O zamanlar görmüştüm, daha çok küçüktü. Körpeydi ama şimdi kocaman olmuş. Yandan bir sürü dallar fışkırmış. İnanılmaz. Bunu buraya getirip diken ya bir insandır, ya da bir kuştur, ya da başka bir canlının, dört ayaklı bir canlının dışkısıyla gelip buraya düşmüş, toprakta palazlanmış olabilir bu. Yani acayip bir şey var şimdi burada. Bazıları yanmış eriklerin. Üzerlerinde bakın kuş dışkıları var. Yani şunun beyaz olmasının sebebi kalsiyum içeriğindendir. Bu dışkı eğer kalsiyumluysa o canlı etçildir. Etle beslenen bir canlı. Et ağırlıklı, yoğunluklu besleniyor. Her türlü bakın arısı, sineği, böceği, üzerindeki arıların sesini duyuyorum. Meyveler çıkmadan önce çiçekleri çıkıyor. Çiçeklerin üzerinden bir sürü nem alan arılar var, sinekler var, böcekler var. Yani bunu buraya getiren canlı insan belki şu anda hayatta değildir. Ama onun yaşamı devam ediyor bakın. Dokunduğu şeyler devam ediyor. İnsan doğaya aittir. Tabiatta olması canlılık verir. Yani insanın tabiatta tükettiğini düşünsek bile, bütün canlılar keza öyle tüketiyorlar. Tabiata verdiği şey de çok fazla. Şimdi Faysal'la, sevgili Faysal'la buluşacağız birazdan şurada. Bir saat kadar evvel erken geldim ben. Ağaç evinde yapacağım işler kısmi olarak bitti. Ama iskelet bitti, üstündeki sergileri bitti. Bundan sonra üzerine çalışmak çok daha kolay ve ince işleri kaldı. Şimdi biraz da hem
yürüyüş yapayım, hem etrafı gözlemleyeyim. Çünkü çok güzel bir gökyüzü var şu an. Bulutlar, stratüs dediğimiz o bulutlar gökyüzünü gri şekilde kapattı. Aradaki hava katmanını sıkıştırdı. Yani çok güzel bir soluyacak hava var. Kenarlarda yağmur yağdı. Ağır olan havadaki partiküller çöktü. En güzel, en temiz havayı soluyoruz şu anda. Birazdan Faysal gelecek. O gelene kadar ben de hem ateşi hazırlayayım, bir takım düzenekler yapayım istiyorum ateş etrafında. Bir şeyler getireceğim abi, sen hazırlama ben getireceğim dedi yiyecek. Onu bekliyorum, akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz. O tarafa gideceğim. Şimdi stratüs bulutları dedik ya, gri, kurşun renkteki bulutlar üstümüzü kaplamış. Ama arkadaki açık olan yerlerde daha büyük bir kütle gördüm. Bakın tam karşıda. Stratosfer tabakasından aşağı kadar, yani 5-6 bin metre boylanabilir. Cumulonimbus, cumulus ile nimbus dediğimiz bulutların birleşmesinden oluşan bulut kümesi. Stratüs gibi, sirüs gibi bulutlar ya da cumulus gibi küçük kütle bulutlar tek bir seviyede, bir yükseklikte olabilirler. Aynı eksende dizilebilirler. Ama cumulonimbus bulutu aşağıdan yukarı doğru böyle büyük kütle halinde yükselebilir. Karşıdaki de cumulonimbus. Pilotlar için riskli, tehlikeli bir durum arz eder. Çünkü içlerinde hava akımları vardır değişik. Hep onun sağından solundan geçmeye çalışırlar. Daha büyük cumulonimbus bulutlarının olduğu okyanus bölgelerinde özellikle bir kez Borneo yolculuğuna denk gelmişti bize. Çok büyük bir kütle olduğunu söylemişti pilot ve onun etrafından dolaşacağını, biraz uzun süreceğini söylemişti. Nitekim şunu görünce de şimdi o anım aklıma geldi. Cumulonimbus. Magnezyum çubuğunu almayı unutmuşum yanıma. Normalde onunla ateş yakıyorum. Kibrit çakmak kullanmadan. Şimdi daha dedemin kullandığı eski metotla ateş yakma mecburiyetinde kaldım. Her zaman yanımda taşıyorum, çantamın içerisinde bir E7'den bükülmüş bir demir parçası bu. Şu çantayı da sevgili Ali yapmıştı Kıbrıs'tan bana. Kulakları çınlasın. Üzerine de meşe palamutlarını geçirmiş. Yaprağa da bakın. Kendi elleriyle dikmiş, emek vermiş. Ben de yanımda taşıyorum hep. Çakmak taşı. Bir parça da kav mantarı. Tabii onun için de etrafta kuru yaprak bulmam lazım. Geçen seneden yeraltı otları var gördüğüm şuralarda. Şunlar gibi. Bunlar çok ideal tutuşturmak için. Bugün de güneş görmüşler. Hava kapanmadan önce öğlen sıcaktı. Bakın şu dikenlerin tüyleri bile çok güzel kav olabilir. Kurumuş diken tüyleri. Özellikle mevsim geçişlerinde bizimki gibi bir ülkede diyelim, bu enlemde, boylamda bulunan ülkelerde mevsim değişiklikleri bir sürü şeyi getiriyor arkasında. Hava akımları, bulutların birbiriyle çarpışması, mücadele etmesi, yıldırım, şimşek, canlıların topraktaki fışkırması, patlaması, daha bir sürü olay var. Şimdi gördüğümüz etraftaki bu bütün bulutların her birisinin daha önce gökyüzünü gözlemlemiş, gökyüzünden medet ummuş, kafasını sürekli yukarıya, tabiatta yaşayan insan olarak yukarıya çevirmiş insanın gözlemiyle koyduğu isimler var. Sirius bulutları, Stratus bulutları, Nimbus bulutları, Sirius Stratus bulutları. Bunlar hep Latince isim, doğru. Literatüre Latince isimlerle geçti ancak
gökyüzüne kafasını çevirmiş bir sürü millet vardı, bir sürü topluluk vardı. Yağmur ormanlarındaki, bozkırlardaki, steplerdeki, tundralardaki insanlar da gökyüzüne kafayı çevirdiler ve onlara birer isim koydular. Biz Kuzey Yıldızı diye öğrendik yıldızı, o çakılı olan, hiç oynamayan, kuzeye dönük duran yıldızı bizim bildiğimiz. Oysa ki onun ismi Demir Kazık'tı, atalarımız Demir Kazık koymuşlar ona. Yani gökyüzüne kafayı çevirip bakmak lazım arada, hele ki bu mevsimlerde. Memleketimizde %97 oranında doğal ormanlar var. Bunların bakımı da kolay değil tabii ki. Kesim de yapılıyor, ışıklandırma yapılıyor. Çok sık bir araya gelmiş olan ağaçlar varsa, özellikle büyüğün yanında küçükler palazlansın diye o büyüğünü biraz kesiyorlar önce. Ondan sonra küçüklerin daha da büyümesine yardımcı oluyorlar diyeyim. Bunlar da kesimden kalmış ağaçlar, bir sarı çam. Küçük bir parça buldum. Bundan ne yaparım diye şuradan ikiye böldüm. Ortasında budak çıktı maalesef ama onu biraz daha geriden kontrol edeceğim. Eğer budak izin verirse küçük bir tane tabak oymaya çalışacağım Faysal gelene kadar. O da bu tür işleri, el işlerini çok seviyor. Geldiği zaman bitmemiş olursa o da mutlaka elini alıp devam edecektir. Ama bu maalesef budak şurada devam ediyor. Gittiği yere kadar. Hatırlayabildiğim en eski hatıralarımdan bir tanesi, bir tane değil birçok var aslında. Anne babamız bir yere gittiğinde kardeşimle evde barınak yapardı kendimize. Düşünün, evin içindesiniz, ev kapalı ama siz içeride yine barınak yapmaya çalışıyorsunuz. İşte battaniyeleri kullanırdık, çarşafları kullanırdık, sandalyeleri kullanırdık, yastıkları, bir sürü şey. Dışarı çıkmaya başladığımızda da bu ormanda devam ederdi. Hiç vazgeçmedik. 50 yaşıma geldim, yine vazgeçmedim. O çocukluk duygumu besliyorum aslında. Bedenimizi, aklımızı, ruhumuzu, bütün duyularımızı çalıştıran doğada biriyle buluşup bir şeyler yapmak dünyanın en güzel şeyi herhalde. Şehirde yaşadığım bir sürü anı var ama doğadakilerin yanına bile yaklaşamaz. Faysal'cığım bak, önce bir kokla şunu. Çam. Çam. Çok güzel de bir çam bulmuşsunuz. Sen dersin yani bu iş hakikaten... Adamı bağlıyor diye ahşap işi eline aldığın zaman, oyma işi. Ben de elime aldım, seni beklerken tabak yapayım dedim hadi. Çantanın içerisinde bir tane tabak olsun. Burada bulduğumu değerlendiriyorum. Güzel. O pozisyona getirdim. Seçmişsiniz ağacı da. Güzel bir hale getirmişsiniz. Damarları çok gayet güzel. Biraz yollanayım, ondan sonrasını sen yapar mısın? Seversin böyle işleri biliyorsun. Tabii tabii yaparım, zevkle. Senin böyle. İşlerin bunlar Faysal. Biraz da izleyeyim size. Olur. Şu sapı biraz kısa olsa tabii de. Budağa denk geldim ama o da güzel şekil verecek. Şöyle biraz alayım. Diyorum ki tabağın şu kısmı da bir dışarı doğru gelsin, bir kolu olsun şöyle hafif tutulur. Evet. Tam yuvarlak değil de hafif şuraya kadar. Tencere kulbu gibi düşündüm. Güzel çok olur. Çok güzel dışarı olur. Doğru. Evet. Kırılmayacak açıda ve pozisyonda hesaplayarak yaparsak güzel olur. Siz beni beklerken bayağı bir şeyler yapmışsınız. Bırakamıyorum da ellerime baksana Faysal. Hep nasır. Şuralar şimdi bunlar, şurası azıcık
Stoplamıştı daha önce, şimdi sertleşti. Çalışan el değil mi? Yaralara evet. Baksana. Çalışan adamın eli ben, öyle olur. Dağda adamların elini görürdüm böyle küçükken. Dağda çalışan insanların, o çobanın falan. Bahçeyle bağla uğraşan. Elleri böyle iri iri. Yaralar olurdu üzerinde de böyle. Çok hoşuma giderdi Faysal. Derdim içimden. Bu adam kim bilir neler yapıyor. Eli böyle olmuş diye. Sonra bizim de ellerimiz yara olmaya başladı Faysal. Faysal, devam etmek ister misin buna? Tabii ki. Ha? Tabii, zevkle. Zevkle, o zaman sen bunu al. Aletleri alayım. Ben de biraz odunla iş halledeyim Faysal. Şunun üstüne de oturabilirsin istiyorsan Faysal. Tamam. Doğa, yani tabiat, canlıların üzerinde hayatını sürdürdüğü, biz de dahil içerisinde, hayatımızı idame ettirdiğimiz, temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız doğa, sürekli değişken özelliğiyle insanlara bir şey öğretiyor, diğer canlılara da. Her mevsim farklı bir şey öğreniyorum. Yaşım 50'ye geldi ama hala bunun sonu yok. Daha fazla şey öğrenmek için çabalıyorum, onu da paylaşmak için.